Cumartesi günü bizim köylü olan Muharrem'le birlikteydik. Yani bizim köyde asker iç çekti. Onunla birlikteydik. Hatta yanında da Serkan diye bir arkadaşı vardı Alaşehir'den. Hep birlikte o gün yani oturduk. Sohbet, muhabbet, yemek falan. Sonrasında askerin saati geldiğinde 4-4.30 falandı galiba yani binme saati. Biz yani o saat geldiğinde hep birlikte yani asker evinden çıktık Ahmetli'ye gittik. Saat 5'te falan yani hep birlikte Muharrem de vardı, onun arkadaşı Serkan da vardı. Hep birlikte askeri bindirdik. Sonrasında herkes evine gitti yani Ahmetli'den. Sonrasında herkes evine gidince biz de tabii yani köye geldik. Sonrasında ben hiçbir şey yani onunla ilgili hiçbir şey ne gördüm ne bilmem. Biz olayı ertesi gün saat ben de babam da aynı zamanda köyün muhtarı saat 4-4.30 olayında yani olayı biz duyduk gördük. Yani duyduktan sonra biz hemen jandarmaya haber verdi. Biz o gün yani olay yerine gittiğimizde 4 tane cesetle karşılaştık. Yani sonra biz de Diğer... donduk yani şok olduk hani bu nasıl oldu falan filan diye. Çünkü bizim köyümüzde hiç böyle bir şey yaşanmadı yani şimdiye kadar. Yok hayır onun ikisini ben hiç görmedim. Ne gördüm ne yaptım. Zaten Muharrem'in yanındakini de hiç görmedim. Sadece Muharrem'i yani tanıyorum. Köylü olduğu akraba olduğu için. Diğer çocuğu da mesela o gün daha gördüm yani. O gün başka da hiç görmüşlüğüm yoktur. 5-6 kişi falandık mesela yani. Askerin kendi kardeşi vardı. Yani ben vardım işte Muharrem vardı. Öyle yani 4-5 kişi falandık. 5-6 kişi falandık yani. İnternet çekiyor mu çekmiyor mu bir oraya şey orada yapayım. Çekiyor. Çekiyor mu? Oradan haber attı. Çekiyor abi. En son işte orada birlikteydik. Eğlence zamanında. Birlikteydik. Hani bir şey de olmadı. Ne güzel eğlendik. Askerimizi gönderdik. Ondan sonra buradan ayrıldık zaten. Kaçtı valla. Ben kız arkadaşımdan konuşuyordum. O sırada saat 4'e 10 geçe. En son onları o arabanın içinde gördüm. Başka da bir daha görmedim. Bir araba geçti böyle. Müzik sesi falan vardı ama çok geziyordu onlar zaten. Müzik sesini duyunca çıktım baktım kim diye. Hani araba geçti. Filmliydi zaten araba. Allah var tanıyamadım. Ondan sonra dedim hani görünce arabayı tamam dedim. Bunlarmış onlar dedim. Öylelikle tanıdım. Hiçbir şeyden şüphelenmiyorum. Benim Mahrem abim 10 numara düzgün insan zaten köyde kime sorsan mesela siz geldiniz ya buraya. Şuradan geçin diyelim. Üstünüz başınız mesela yırtık olsun. Şuradan geçin. Karnını aç mı? Öyle mi? Böyle mi? Diye sorular sorardı. Çok iyi insan hani. Hiç beklemiyordum. Şüphelenmiyordum da. Kimseyle de bir sorun da yoktu. Galiba değil mi? Yasin, Serkan. Serkan hayalleri olan bir çocuk. Yani bunun üniversitesi, sonrası mühendisliği, hayali, evliliği. Ya bunları bırakıp da böyle bir saçmalık yapamaz. Yapacak bir karakterli insan değil. Herkes üzdü. Hani bu yaralama, cinayet yani bunun asıl şeyi yok yani. Bunu tek başına yapılacak yani Neşet. Neşet benim yanımdan gitti. Tıraş yaptı. En son tıraşı ben oldum ondan. Saat 4.30'da geldi yanıma. Saat 6'da benim oğlan ikisini tıraş yapıp saat 6.30'dan sonra yanımdan çıktı ayrıldı. Gecesini duyuyoruz, sabahını duyuyoruz. Böyle bir olay. Ve giderken benim yanıma doğum günü olarak hani abi benim doğum günüm var sen de çık gel hani beraber olalım diye bir kelime kullandı ve tamam abi geleceğim benim de işlerim var bitirip öyle geleyim dedim sivile sivile gitti yani bunlar eğlenmeye giderken böyle bir şeyle karşılaşıyoruz yani bizim bunlarla böyle bir şey yapmazlar. Yapmazlar imkanı yok yani öyle bir düşünce bir düşünmek istemiyorum ben. Aileye? İfade vermeyin. İfade vermeyin kararsız çoğutlu. Çoğutlu ifade vermeyin. Evet. Oraya hava gitmişler, orada hala, bunlar bir... Öz, akşam gelen arkadaşlar çok hazinesi yapılıyor orada diyorlar. Onlar gördüler de onlar mı öldürdüler acaba diyorlar. Orada öldürdüler, getirdiler oraya yatırım mı ediler diyorlar. Evet, böyle bir tuhaf oluyorsun.